Bu figür de gerçekten çok önemli ve bu figürü de Türkiye almak istiyor. İsmi Gökhan Nuri Bozkurt. Bu da başka bir dosya. Kim Gökhan Nuri Bozkurt? Gökhan Nuri Bozkurt'un hikayesi medyada yeterince anlatılmadı ama anlatanlar da doğrusu güzel anlattı. Biz de uzun zamandır anlatmaya çalışıyoruz. Özel Kuvvetler Kuvvet Komutanlığı'nda görevli bir kişiydi. Eski binbaşı Gökhan Nuri Bozkır. 2012-2015 yılları arasında Türkmenlere, yani o meşhur hani bayır bucak IŞİD silahları ve silahlar kime gitti meselelerin yoğun olarak yapıldığı yere 49 defa silah sevkiyesi yapmıştı bu kişi. Silah ve mühimmat kutularında sebze ve meyve ile gizlediğini, bu şekilde tırların Suriye'ye, Türkmen bölgelerine giriş yaptığını ifade ediyordu. 2015'in Eylül ayında bunu teyit eden bir gelişme yaşandı. O da şuydu: bu iddianamelere ve gazete haberlerine de yansıdı. Urfa Akçakale'de soğan kamuflajıyla IŞİD'e bomba yapımında kullanılan infilaklı fitil başlıkları taşıyan birkaç tır yollanmıştı ve bu ortaya çıktı. Bu ortaya çıktıktan sonra bir iddianame hazırlandı. Bu iddianamede 9 kişi yargılandı ve 9 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede Gökhan Nuri Bozkır ismi bir kez daha ortaya çıktı. İşte taşınan patlayıcılarla ilgili açılan davanın sanıklarından Doğan Güneş, Ankara Gölbaşı'nda işte o mitin olduğu bölgedeki lüks bir villada olanları anlattı. O silah işleri konuşulurken, o silah sevkiyatları konuşulurken Gökhan Nuri Bozkır da o mitin yakınlarındaki villaya geldi. Yanında birkaç arkadaşı vardı ve 2 adet Stinger füzesini çıkartarak evin ortasına koydu. Bunları çatıdan getirmişti. Evet, silah ticareti yaptı. Yani 49 kere Suriye'ye silah yollayan bir kişi, Ukrayna ile ilişkileri iyi olan bir kişi silah ticareti yapmıştır zaten. Ama bakın, dosyalar o kadar eskiye gidiyor ki ve bunlar günün birinde öyle canımızı acıtarak ortaya çıkacak ki, neden? Afyon patlamasına gidelim. Yani Afyon'da biliyorsunuz mühimmat patladı ve çok sayıda asker yaşamını yitirdi. 2016 Afyon Daskırı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir iddianame hazırlandı yine. Ve bu iddianame Gökhan Nuri Bozkır'ı da kapsıyordu. Fabrikasyon patlayıcıları kaçırdı. Fabrikasyon patlayıcı kaçakçılığı yaptığı ortaya çıktı. Bu gerekçeyle bir soruşturma hazırlandı. Bu soruşturmayı takip etti ve bu soruşturma hazırlanır hazırlanmaz da aslında yurt dışına kaçtı. Nereye kaçtı? Ukrayna'ya kaçtı. Şimdi bugün Ukrayna'da mı? Hayır, değil. Anlatacağız. Ukrayna ve bir yandan da Kırgızistan'la bulunmaya başladı. Ancak eski Doğu bloku ülkeleriyle de iş yapmaya, ne iş olduğunu anlıyorsunuz, iş yapmaya devam etti. Fakat şöyle de bir şey olmuştu. Bu da ortaya çıktı. Ancak basında yeterince yer bulmadı. Soğan tırları soruşturmasında adı geçerken Savunma Sanayi Başkanlığı'yla ortak bir iş yapmıştı. Silah üzerine bir iş yapmıştı. Bakın nerelere uzanacak şimdi bilgiler, belgeler. Bu Delta Defense adında bir savunma sanayi anonim şirketiydi ve Savunma Bakanlığı'yla dedik, Savunma Başkanlığı'yla ortak iş yaptı dedik. İşte bu şirketin ortaklarından birisi Gökhan Nuri Bozkır'dı.
Peki Milli Savunma Başkanlığı hangi projelerin içinde yer aldı ve Delta Defense, yani Gökhan Nuri Özkır'ın da içinde olduğu şirketle acaba hangi anlaşmaları yaptı? Hemen bakalım. Altay tank projesinin ana yürütücüsü kim? Biliyorsunuz. Tank palet fabrikasının peşkeş çekildiği iddialarının tam ortasında olan ve hiçbir zaman bu iddialardan adı gündemden düşmeyen Ethem Sancak'ın BMC firmasıydı. Şimdi Altay Tank BMC firması üzerinden yılan hikayesine döndü. Bu arada dediler ki yani motorunu yapmaya bir şirket taliptir. İşte bu Delta Defense'tir. Motor Ukrayna'dan bulunmuştu sözüm ona. Tankın motoru ve Ukrayna savunma firması Ukra Prom 14 Mart 2017'de Ankara'da Türkiye ile Altay Tank üzerinden ortak bir ön işbirliği sözleşmesi imzaladı. Firmanın Türkiye temsilcisi, evet işte Gökhan Nuri Bozkır'ın içinde bulunduğu Delta Defense firmasıydı. Motorda ARGE faaliyetlerini üstlenen bu firma bu ilişkilerin deşifre olmasının hemen ardından, bunu yazmaya başlamamızın hemen ardından önce firmadan Gökhan Nuri Bozkır ismini kaldırdı. İsmini çıkardı. Ardından da internet sitesini kapattı. Yani ilişkilerin nerelere uzandığını, nerelere gittiğini ve gerçekte şunu mide bulandırıcı bir biçimde nerelerde hayat bulduğunu görüyorsunuz. Devam edelim.